Bu videoda işlem sırası hakkında konuşacağız ve çok dikkatli olun çünkü gerçekten matematikte yapacağınız diğer her şey işlem sırasını ne kadar iyi bildiğinize bağlı. Peki işlem sırası derken neyi kastediyoruz? İşlem sırasını şu şekilde anlatabiliriz. Elimizdeki matematiksel bir ifadeyi ortak şekilde yorumlayabilmek için kullanırız. Yani bakan bütün matematikçiler aynı şeyi görecekler. Elimizde matematiksel bir ifade olsun diyelim. 7 artı 3 çarpı 5. Eğer hepimiz işlem sırası hakkında aynı düşüncede olmazsak, bu ifadeyi yorumlamak için iki farklı yolumuz olurdu. Soldan sağa okuyabilirdik. Önce 7 ile 3'ü toplayayım, sonra 5 ile çarparım diyebilirdik. 7 artı 3, 10. 5 ile çarparsak da 10 çarpı 5, 50 olur. Eğer ortak bir işlem sırası olmasaydı, bu şekilde yorumlayabilirdik. Belki sağdan sola gitmeyi tercih etmiş olurduk. Farklı bir şekilde daha yorumlayabiliriz. Ben çarpma işlemini toplama işleminden önce yaparım diyebiliriz. Değil mi? Renklerle belirteyim. 7 artı 3 ile 5'i daha önce çarparsınız. Burada da 3 kere 5, 15 ve 7 artı 15 de 22 eder. Ne oldu? Bu ifadeyi iki farklı şekilde yorumladık. Bu soldan sağa gittiğimiz olan, önce toplama işlemini sonra çarpmayı yaptık. Bu yolda ise çarpmayı önce toplamayı sonra yaptık. Ve gördüğünüz gibi iki farklı sonuç çıktı. Peki matematikte böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Eğer bu bir uzay taşıtı göndermekle ilgili bir işlem olsaydı, iki insanın iki farklı yorumu yüzünden ya da bir bilgisayar farklı, diğeri farklı yorumladı diye bu taşıt Ay yerine Mars'a gidebilirdi değil mi? Ve bu hiçbir şekilde kabul edilemez. Ve işte bu yüzden herkesin kabul ettiği ortak bir işlem sırası var. Bu ifadeyi yorumlamak için herkesin kullandığı, daha önceden kararlaştırılmış bir yol. İşlem sırasına göre parantezlerin içi, parantez içi en önce çözülür. Bunu şuraya yazalım. Parantezler önce, sonra üstlü sayılar. Eğer üstlü sayı ne diye bilmiyorsanız, hiç endişelenmeyin, bu videodaki örneklerde üstlü sayıları kullanmayacağız. Ve sonra üstlü sayılardan sonra çarpma işlemini yaparız. Yazalım. Çarpma ve bölmeyi yaparız. Onların işlem sırası aynı. Ve en son olarak da toplama ve çıkarmayı yaparız. Evet, işte işlem sırası. Buraya da yazalım. İşlem sırası. Eğer bu işlem sırasını uygularsak her zaman aynı cevaba ulaşırız. Peki, öyleyse bu işlem sırasına göre bu ifadeyi nasıl yorumlayacağız? Burada parantez yok. Parantez ne derseniz, parantez şöyle bir şey işte. Sayıların etrafına gelen bu küçük, eğik, dalgalı şeyler. Parantez yok. Daha sonra içinde parantezler olan bazı örnekler vereceğim ama burada parantezimiz yok. Burada hiç üslü sayımız da yok. Ama çarpma ve bölme işlemimiz var. Aslında sadece çarpma işlemimiz var. Ve işlem sırası diyor ki, çarpma bölme işlemini önce yap. Yani toplama ve çıkarmadan önce yap. İşlem sırasına göre çarpma ve bölme işlemini önce yapacağız. Burada bölme olmadığına göre önce çarpma yapacağız. Bu bir çarpma işlemi, bu kısım. Yani toplama ve çıkarma işleminden daha önce yapılmalı. Eğer bunu önce yaparsak ne olacak? 3 çarpı 5, 15 ve sonra da 7 ekleriz. Toplama ve çıkarma değil mi daha sonra gelen? Sadece toplamamız var, aynen buradaki gibi. Çarpmayı önce yaptık, 15 bulduk. 15 ile de 7'yi topladık, 22. Yani herkes tarafından kabul edilmiş, daha önceden kararlaştırılmış işlem sırasına göre bu doğru yanıttır. Bu ifadeyi yorumlamanın doğru yolu. Başka bir örnek daha yapalım. Bu sefer pembe kullanacağım. Örnek yapınca daha iyi anlayacaksınız. Mesela, 7 artı 3 olsun. Bunu da parantez içine koyalım. Çarpı 4 bölü 2 eksi 5 çarpı 6. Evet, bu işlemde de yok yok. Ama şimdi işlem sırasını takip edeceğiz ve rahatlıkla çözeceğiz bunu. Çok kolay bir şekilde sadeleştirip çözebileceğiz. Umarım hepimiz aynı sonuca ulaşacağız. Şimdi sadece işlem sırasını takip edelim. Yapmamız gereken ilk şey parantezleri aramak, değil mi?
Nerede var parantezler? Burada var. 7 artı 3'ün etrafında parantez var. Öyleyse önce bunu yapmalıyız. 7 artı 3 eşittir 10. Şimdi 10 çarpı işlemin geri kalanı oldu. Bunu kopyalayıp yapıştırayım. Böylece devamlı aynı şeyi yazmama gerek kalmaz. Kopyala ve yapıştır. 10 çarpı işlemin geri kalanını kolayca yazmış olduk. Öncelikle parantezi yaptık. Peki sonra ne yapacağız? Bu ifadede başka parantez yok. Sonra üslü sayıları yapmamız söylenmiş. Burada üslü sayı da yok. Üslü sayıların nasıl göründüğünü merak ediyorsanız size hemen bir örnek göstereyim. Mesela 7'nin karesi. Böyle sayının sağ üst köşesinde minik bir sayı oluyor. Neyse, burada hiç üslü sayımız yok, o zaman endişelenmeye gerek de yok. Sonra çarpma ve bölme işlemlerini yapmamız gerektiği söylenmiş. Bakalım burada var mı? Çarpma işlemimiz, bölme işlemimiz ve tekrar çarpma işlemimiz var. Şimdi, aynı öncelikte çoklu işleminiz olduğunda, işlem sırasında hatırlıyorsunuz çarpma ve bölme aynı seviyede, o zaman işlemi soldan sağa çözeriz. Öyleyse önce 4 ile çarpacaksınız, sonra 2'ye böleceksiniz. 4'ü 2'ye böldükten sonra çarpmayacaksınız. Sonra da çıkarma işleminden önce 5 ile 6'yı çarpacağız. İlk olarak bu çarpma işlemini yapacağız. Aynı anda buradakini de yapabiliriz, sonucu etkilemez ama bence adım adım yapmak en iyisi. Önce buraya yapalım o zaman. 10 çarpı 4 eşittir 40. Sonra 40 bölü 2 yapmalıyız. Evet, yine kopyalayıp yapıştırayım. Çarpma ve bölme aynı öncelikte. Yani soldan sağa doğru yapacağız. Bunu aynı zamanda yarısı ile çarpmak olarak da ifade edebiliriz. O zaman da sıra değişmez. Ama basitleştirmek için çarpma bölme olduğunda soldan sağa doğru çözün. Elimizde 40 bölü 2 eksi 5 çarpı 6 var. Yani bölme, burada sadece bir bölme işlemimiz var. Önce onu yapacağız. Bölme ve çarpma işlemlerimiz var. Birlikte değiller, bu yüzden aslında onları aynı anda da yapabiliriz. Unutmayın, bunu çıkarma işleminden önce yapacaksınız. Çünkü çarpma ve bölme işlemleri çıkarma işlemine göre daha öncedir, daha önceliklidir. İstersek parantez içine de alabiliriz. Bakın, bunları önce yapıyoruz diye. Sonra çıkarma işlemini yapacağız. Çünkü çarpma ve bölmenin önceliği var. 40 bölü 2 eşittir 20. Eksi işaretini koyalım, eksi 5 çarpı 6 da 30 eder, 20 eksi 30 eşittir negatif 10. Bu ifadenin doğru yorumu, yani doğru sonucu bu. Bir şeyi çok net belirtmek istiyorum. Eğer aynı öncelik seviyesinde işlemleriniz varsa, yani eğer sizde 1 artı 2 eksi 3 artı 4 eksi 1 gibi bir ifade varsa, toplama ve çıkarma aynı önceliktedir. Soldan sağa doğru çözmelisiniz. 1 artı 2 eşittir 3 şeklinde. Yani 3 eksi 3 artı 4 eksi 1. Sonra 3 eksi 3 eşittir 0 artı 4 eksi 1. Bu 4 eksi 1 ile aynı şeydir. Yani sonuç 3. Soldan sağa doğru. Aynı şey çarpma ve bölme için de geçerli. Çünkü ikisi de aynı öncelikteler. Örneğin, 4 çarpı 2 bölü 3 çarpı 2. 4 çarpı 2 eşittir 8 bölü 3 çarpı 2. 8 bölü 3, evet, kesirli bir sayı oldu. Yani bu 8 bölü 3 çarpı 2'ymiş. Bu da eşittir 16 bölü 3. Bu şekilde çözmelisiniz. Gidip de bu çarpmayı ilk olarak yapamazsınız. Sonra onu ikiye bölüp diğer işlemleri de sonra yapamazsınız. Gerçi çok rahat davranabileceğiniz durumlar da var. Eğer işlemin hepsi toplama ya da çarpma ise sırası hiç fark etmez. Örneğin, 1 artı 5 artı 7 artı 3 artı 2. Hangi sırayla çözdüğünüz sonucu hiçbir şekilde etkilemez. 2 artı 3 yapabilirsiniz, sağdan sola çözebilirsiniz, soldan sağa çözebilirsiniz, ortada bir yerden başlayabilirsiniz ama sadece hepsi toplamaysa ya da eğer hepsi çarpım halindeyse de aynı şeyi yapabilirsiniz.
Örnek verelim, 1 çarpı 5 çarpı 7 çarpı 3 çarpı 2. Burada da hangi sırayla çözdüğünüzün hiçbir önemi yok. Ama bu sadece hepsi çarpma ya da hepsi toplama olduğunu geçerlidir. Eğer birkaç bölme ya da çıkarma varsa soldan sağa çözmelisiniz.